Bu film sektörü harbiden garip bir sektör. Abi her an her şey olabilir. Dün Ahmet olarak duyduğum bir film yarın Mehmet olarak çıkabilir. Geçenlerde kesin olarak çıkmış bir haber bugün artık kesin olmayabilir. Ya dolayısıyla bunların haberlerini aktarmak da gerçekten çok sıkıntı. Karayip korsanlarına dair bugüne kadar bir sürü haber videosu çektim. Şöyle olacak dedim sonra şirketler fikirlerini değiştirdiler böyle olacak dediler ben de sizlere böyle olacak dedim. Abi şimdi de başka bir haber getirdiler önümüze. Bu seferki haberin artık nihai karar olduğunu düşünmekteyim. Çünkü yine aynı anda birçok haber kaynağı paylaştı bunu Twitter'da. Ve maalesef yani eğer ki nihai karar buysa ya ben çok üzüleceğim arkadaşlar. Üzüleceğim, kızacağım, hani her şeyi yapacağım çok kötü hissediyorum açıkçası. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz, ne tepki vereceksiniz. Hemen videoya geçeceğim, hemen habere geçeceğim ancak ilk gelen insanların tepkileri gerçekten çok önemliymiş YouTube'da. Bu yüzden videoyu bildirimden tıklayan veya hani böyle ana sayfada gören bir insansanız sizden ricam like atmanız ve yorum atmanız. Böylece videomuz çok çok daha fazla izlenecek. Hem daha fazla insanın haberi olacak hem de ben daha rahat geçinebileceğim bu sayede. Beni düşünüp bunları yaptıysanız teşekkür ediyorum. Ben de çok durmayayım. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Johnny Depp'in de oyuncuyu birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Bu adamı özellikle Karayip Korsanları filmindeki Jack Sparrow rolüyle tanıdığınız ve sevdiğinizi düşünüyorum. Ya yani en azından ben de bu böyle gerçekleşti. Kendisini birçok rolde izledik, birçok rolde seviyoruz ancak muhtemelen hepimizin tanıdığı ve en çok sevdiği rol Jack Sparrow'dur. Bu adamı Jack Sparrow rolünde 5 tane koca filmde izledik ve kendisini en son 2017 yılında Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı filminde görmüştük. Daha sonrasında çok ama çok fena şeyler yaşandı. Johnny Depp Amber Heard yani karısıyla beraber bir boşanma sürecine girdi. Burada karısı tarafından ona davalar da açıldı. Böylece adam teker teker filmlerden kovulmaya başladı. Disney onu Karayip Kosanları serisinden kovdu. Warner Bros'ta Warner Bros. da Fantastik Canavarlar serisinden kovdu. Adamı resmen piyasadan silmeye çalıştılar ancak daha sonrasında adamın haklı olduğu ortaya çıktı. Böyle olunca şirketler adamı geri istediler. Ama bu sefer de Jack Sparrow buna karşı çıktı. Beni öyle kolay kolay geri kazanamazsınız dedi. Disney hakkında konuştuğu zaman da bana 300 milyon dolar dahi verseler geri dönmem demişti. Ancak eğer videolarımı izlediyseniz biliyorsunuz uzdur arkadaşlar. Disney bir şekilde Johnny Depp'i ikna etmeye başarmıştı. Bizlere yavaş yavaş gelen haberler bu yöndeydi. Disney ve Johnny Depp anlaştılar. Johnny Depp yeni filmde geri dönecekti. Öncesinde onun bir başrol olacağı söylendi. Yani eskisi gibi devam edecekti. Ancak sonrasında yani daha geçenlerde çıktı bu haber. Ben daha sizlere verememiştim. Johnny Depp'in gelecek olan yeni filmde bulunacağı ancak yan karakter olacağı söylenmişti. Johnny Depp filmde bulunsun da başrol olsun, yan karakter olsun bizim için fark etmezdi. Yani en azından adam bulunsaydı filmde. Biz bunu okeydik. Ancak şimdi bir haber daha ortaya çıktı. Ne oldu? Hani birden bire ne değişti bilmiyoruz ama Disney Johnny bir başrolden alması yetmedi, yan kayaklara koyması yetmedi, direkt olarak filmden çıkartmayı tercih etti tekrardan. Zamanında hani konuşuyorduk ya Karayip Korsanları serisi sıfırlanacak, seriye reboot atılacak, seri tekrardan yani en baştan başlayacak diyorduk. Sonrasında bundan vazgeçilmişti ama şimdi tekrardan o plana geri dönmüşler. Evet arkadaşlar, birçok haber kaynağı bu haberi paylaştı. Baya baya Karayip Korsanları yeniden başlayacak, yani sıfırlanacak, seriye reboot atılacak. Karayip Korsanları 6 bir daha asla gelmeyecek, bir daha asla Karayip Korsanları 6'yı göremeyeceğiz. Onun yerine Karayip Korsanları diye bir film çıkartılacak. Bu birinci film sayılacak. Yeni karakterlerle, yeni Jack Sparrow'la beraber belki de seriyi baştan çekecekler. Yani ortaya çıkacak olan filmde Jack Sparrow artık Johnny Depp canlandırmayacak. Onun yerine bambaşka birini göreceğiz. Abi bu ne kadar kötü ne kadar saçma bir karar değil mi? Abi ben mi yanlış algılıyorum diye düşünüyorum da yo reboot demek bu demek. Reboot demek aynı karakterlere beraber filmi tekrardan çekmek demek. Bu da demek oluyor ki baya baya Johnny Depp olmadan Jack Sparrow karakteri olacak demek. Bu adamlar kadın karakterlerle beraber reboot atacaklardı onlardan da vazgeçtiler. Yani işte seri olduğu gibi sıfırdan başlayacak. Ve bence bu alınabilecek en ama en kötü karar. Böyle bir şey yapacağınıza filmleri çekmeyin daha iyi arkadaşlar. Ya haksız mıyım? Yani sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Johnny Depp'in Jack Sparrow'u canlandırmadı ama yine de filmde Jack Sparrow'un olduğu bir filme gitmek ister miydiniz? Benim kafamda şu da merak konusu uyandırdı. Acaba Disney Jack Sparrow için hangi oyuncuyu seçebilir? Bilmiyorum abi kafanızda canlanan hani Jack Sparrow'u Johnny Depp'ten başka oynayabilecek biri var mı? Benim aklıma vallahi gelmiyor billahi gelmiyor. Benim buradaki tek temennim şu, Disney hani habire karar değiştiriyor ya yok abi öyle olacak yok abi böyle olacak yok abi hayır tamam şöyle olacak falan diyor ya umarım bu karardan vazgeçerler. Çünkü daha çok yakın zamanlarda Johnny Depp'in geri döneceğini ve hatta yeni filmin senaryosunun yazımının başladığını söylemişlerdi. Belki de fake atıyorlardır yani belki de bu haberle beraber bizleri kızdırmak istiyorlardır. Filme dair heyecan uyandırmak istiyorlardır. En iyi ihtimalle şu olabilir arkadaşlar. Gelecek olan bu reboot içerisinde Jack Sparrow karakteri bulunmaz. Yani Jack Sparrow üzerine anlatmazlar hikayeyi bu sefer. Onun yerine başka bir karakter üzerine anlatmaya başladılar. Hani reboot olan bu seride Jack Sparrow bulunmaz. Will Turner bulunmaz. David Jones bulunmaz. Bunun gibi karakterler yerine yeni karakterler getirerek reboot atarlar ve belki eğer delse yanlış filmin sonlarına doğru After Christa falan John Depp'i getirebilir. Böylelikle gelecek olan reboot filminin devamında John Depp'i izleyebiliriz. Hani böyle bir şey yaparlarsa biz yine o kişi olabiliriz bu arada. Ama işte kafada şu soru da var ulan madem diğer devam filminde John Depp'i getirebiliyorsun o zaman hiç reboot atma 6. filmi getir. Ya abi bilmiyorum ortada çok garip şeyler dönüyor. Sektör gerçekten çok garip bir halde. Johnny ve Disney anlaşmıştı. Şimdi neden anlaşamadılar tekrardan? Niye böyle bir şey yapılıyor? Belki de ilerleyen zamanlarda detaylar gelir. Detaylar gelirse ben de sizlere aktarırım zaten merak etmeyin. Valla canlar durum bu şekilde. Haberler bu şekilde. Sizler bu durum ve haberler hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Ama yani ben sizin ne düşündüğünüzü az çok tahmin edebiliyorum. İlk defa Johnny dep videosu çekmiyorum. Yani ilk defa kalep korsanı videosu çekmiyorum. Sizlerin yorumlarını tahmin edebiliyorum. Biliyorum da zaten. Hakkımızda hayırlısı olsun. Benim bu videoda bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır ki muhtemelen memnun kalmadınız haberden ama neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.